Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bol çiçekli, bol bereketli günler diliyorum arkadaşlar. Bugün sizlere sardunya videosuyla geldim. Bugün birlikte sardunyalarımızın yapraklarından besleyeceğiz. Yapraklarını dezinfekt edeceğiz ki yaprakları sağlıklı, pırıl pırıl, koyu yeşil olsun. Bu fide sardunya. Fide olarak dikmiştim. Köklendi gayet güzel bir şekilde. Annesi budu yavrusu da bu özel tür sağır dünya bunu çoğalttım türünü kaybetmemek için çoğalttım bakın sizlere göstereceğim bir gövdeden iki farklı renk açıyor arkadaşlar bakın şimdi net olarak göstereceğim gövdesini Evet bu şekilde bakın bir tane gövde iki tane sürgün vermiş bir bu sürgün bir diğer sürgün bu sürgünden gelen çiçeği bakın kırmızı olarak geliyor şimdi diğer sürgünden gelen çiçeği beyaz gözüküyor beyaz çilli oluyor arkadaşlar İki farklı renk geçiyor hem kırmızı hem beyaz çilli renkli açıyor çok güzel sardunya türlerinden biridir Ben de bunu kendim için çoğalttım türünü kaybetmemek için yedekledim Arkadaşlar bunun yaprağının güzelliğine bakar mısınız çok güzel renge sahip olan dekor yaprağı var koyu yeşil gözüküyor. Biraz da siyaha benziyor, benziyor arkadaşlar. Pardon. Yaprak farkına dikkatle bakarsanız ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bunu çok seviyorum. Minik sardunya. Böyle bu solmuş olan çiçeklerini budayacağız. Hepsini solmaya giden çiçekler budamamız gerekiyor ki geriden gelen tomurcuklar hepsi güzel olsun. Bakın boncuk gibi dolu dolu tomurcuk geliyor. Bu da aynı şekilde açık yeşil yapraklı çok güzel rengi sahip olan katmerli dolu dolu çiçek açan bir sardunyadır. Ceylan gözlü sardunyalarımızı 10 gün bundan önce 10 günden fazla oldu. Ben kurumaya kür vermiştim sizlerle birlikte. Bakın sonuçlarını sizlere gösteriyorum. Çok güzel canlandılar. Dallarının uçlarından çıkan taze filizleri görüyorsunuz arkadaşlar dikkatle bakarsınız canlı olduğunu görüyorsunuz sardunyalarımıza bakın bu şekilde ara ara yaprak sararması da oluyor bu mevsim değişkenliğinden oluyor normal olarak bir şeydi evet şimdi sardunyalarımızı hazırlamış olduğum kürü sizlere göstereyim çok fayda sağlayan çöpe atacağımız bir tarifti atmadan çiçeklerimiz için güzel gübre hazırlayabiliriz Kuruttuğum muz kabuğu küçük küçük kurut doğruyorum. Daha sonra kurutmasını yapıyorum. Güzelce kuruduktan sonra defne yaprağı arkadaşlar diğer de defne yaprağının birlikte güzelce e, bir araya getiriyorum. Defne yaprağını da bu arada küçülttüm bu şekilde ama küçültmeseniz de 1 e, litre suyu iki yaprak atsanız yeterli oluyor. Böyle kahve fincanımızda demledim. Şu an sıcak suyumuz soğuk olduğu için sıcak kullanacağım ben. Ocağın üzerinde 2-3 dakika fokur fokur kaynattım. Rengine bakar mısınız? Muz kabuğunun, define yaprağının rengi suya çıktı. İçerisinde olan bütün besinler suya çıkmış durumda. Çok da güzel kokusu var bu arada. Define yaprağın şahane kokusu var. Evet şimdi 1 litre suyumuz burada. Suyumuz soyuk olduğu için ben sıcak sıcak kullanıyorum. Eğer siz oda sıcaklığında su kullanacaksınızsa da demlediğiniz hazırlamış olduğunuz kürünüzü arkadaşlar yana kadar bekleyip daha sonra çiçeklerinizin yaprağını ikram edeceksiniz ve bu kürü köklerinden de besleyebilirsiniz. Ben bugün kök beslenmesi yapmayacağım çünkü 10-15 gün keçim pardon 15-20 gün geçmesi gerekiyor. 10 gün keçti arkadaşlar köklerinden beslediğimde bu beslenme arasında da normal dinlenmiş su da vermemiz gerekiyor. Bunun üzerine yine su döküp biraz kaynatıp bekletip yine diğer çiçeklerinizin yaprağına püskürtebilirsiniz. Çok güzel faydası olan bir tarifti. Fıs fıs şişemizin ağzını kapatalım. İçerisine hava dolduralım arkadaşlar. Daha sonra güzelliklerimizin yaprağına püskürtelim. Evet bakın bu şekilde hepsini yapacağız yaprak altına üstüne gövdesine her tarafına çiçekler hem yapraklarından besleniyor hem köklerinden besleniyor şimdi diğer tarafını da çevirelim bu yapraklarına da gelmiş olsun hazırlamış olduğumuz kür yaprakları temiz olduğu zaman bu şekilde yaptığımızda hem yaprak temizlemesi yapıyoruz yaprakları temiz olduğu zaman daha da canlanmaya başlıyor bu temizlemeni de doğal kürlerle hazırlayıp yaptığımızda daha da çiçeklerimiz canlanmaya başlıyor, güzelleşmeye başlıyor. Yaprakları besinli suyla emdikçe çok güzel gelişim gösteriyor arkadaşlar. Biraz yine hava dolduralım. Diğer çiçeklerimizi de püskürtelim. Muz kabuğunun kürünü köklerinden besleyerken nasıl yapmanız gerekiyor? Dün bir yorum okudum. Muz kabuğunun kürünü yaptım, çiçeklerime denedim demiş hanımefendi. Çiçeklerimde küçük küçük sinekler oldu. Arkadaşlar, muz kabuğu, patates kabuğu, yumurta kabuğunun kürüdü, ee, iyice yıkayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra kullanacaksınız. Evet, soğan kabuğu, sarımsak kabuğu, Bunları yaparken soğan kabuğunda, sarımsak kabuğunda o kadar olmuyor. Muz kabuğu, meyve kabukları yumurta kabuğunda oluyor en çok sineklenmeler. Bunu soğuk suyla yaptığınızda oluyor. Kabukları güzelce mesela muz kabuğunu bir tane muz kabuğunu 1 litre kavanoza alıyorsunuz. Üzerine fokor fokor kaynayan su döküyorsunuz. O suda bekletiyorsunuz bir gece. Ertesi günü çiçeklerinizin köklerine ikram ediyorsunuz. Bakın en güzel gübre bu oluyor. Çiçeklerinizde hiçbir şekilde ne sineklenme olmuyor ne de kokusu gelmiyor. Çiçeklerinizin hastalıklardan korumanın da en güzel yolu Muz kabuğunda Meyve kabuğunda Diğer bütün kabuktan hazırlamış olduğumuz Kürlerde Elimiz Dokunuyor arkadaşlar biz gözünden göremediğimiz mikroplar Hastalıklar var bakteriyalar var bunun hepsini Aradan kaldırmanın en güzel yolu Sıcak Suyla yapmak Hem de sineklenme olmuyor Buna yüzde yüz olarak emin olarak söylüyorum. Ben de çünkü bütün çiçeklerimi doğal olarak besliyorum. Doğal olarak sizlere videolar paylaşıyorum. Her türlü kürleri yapıyorum, deniyorum, çiçeklerime ikram ediyorum. Hangi kür daha güzelleştirmeye başlıyor? Hangi kürleri daha çok seviyor bu güzelliklerimiz? Onunla, o kürleri sizlerle bölüşüyorum. Bakın ceylan gözlü kızlarım. Yaprak altı da tertemiz, güzel. Ben videom kapattıktan sonra bu Küre arkadaşlar yaprak altına da püskürteceğim. Bunun da yaprağına bakalım birlikte. Bakın görüyorsunuz. Küçük küçük sinekler yok arkadaşlar. Hepsi tertemiz. Çiçeklerimizi bu güzel bakımlarla bakıyoruz. Güzelliklerimizi güzel hazırlamış olduğumuz kürlerle ikram ediyoruz. Bakın bu şekilde güzelleşmesine sebep oluyorlar. Çiçeklerinizin hem yapraklarından hem köklerinden besleyin ki coştukça coşsunlar. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.